Selam, bugün sizlerle beraber internetin 7 kat dibinden çıkarttığım, hatta neresi 70 kat dibinden çıkarttığım birbirinden cringe ötesi videoları birlikte inceleyeceğiz. İsterseniz vakit kaybetmeden gözlerimizi kan atmaya başlayalım. Aynen kanka. Başta size biraz masum falan geliyor olabilir. Basit bir sevgili videosu abi, ne abartıyorsun falan diyebilirsiniz. Ama bana şu elemanın böyle kükremesi falan hayal ettim de biraz cringe geldi. Ha tabi size gelmemiş olabilir. Neyse, benim görüşüm bu. İkinci videoya devam edelim. Bana nektar alsana Serkan. Alırım yavrum, onu da alırım, onu da alırım. Ya ama bir de. Ya Serkan! İşte bu tam olarak cringe. Buna cringe değil falan diyen varsa kapı orada. Acaba video dışı ne gibi fantaziler yapıyorsunuz, hayal bile etmek istemiyorum. Ha bir de şu Nike Pro Tight'tan ne anlıyorsunuz ya? Ben nefret ediyorum abi, iğrenç bence. Alsana beni kucağına. Ya kızım. Bana kızım deme. Benim bu alemde bir ağırlığım var. El kadar kızı nasıl kucaklamış delirteyim. Sanma, bana kızım deme dedim. Peki avukat hanım. Teşekkürler abi. Bana abi deme. Alsana beni kucağına. Abi siz mükemmelsiniz ya, cidden Hollywood sizin yanınızda bok yesin be. Ama abi sana helal olsun, namuslu çıktın, bayağı kucağına falan almıyorsun. Ablacım sana da bir tavsiye vereceğim. Daha deminki Nike Pro'lu elemana gidersen o rahatlıkla seni kucağına alır bence. Yani o tayta onu yapan sana neler neler yapmaz. Her neyse, uzatmayalım ve bir sonraki videomuza geçelim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Nereye gidiyorsun? Ezan okundu. Eve gidip namaz kılmam gerekiyor. Namaz mı? Sen gerçekten Allah'ın var olduğuna inanıyor musun? Tabii ki de inanıyorum. Felsefeye göre dokunamadığın ve görmediğin şeyler yoktur. Demek ki neymiş? Allah da yok. Ben sana bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. Sen beynini görebiliyor musun? Hayır. Peki beynine dokunabiliyor musun? Hayır. O zaman Allah yoksa senin de beynin yok. O sırada bütün beyin cerrahları. Tebrikler hanımefendi. Altın kelebek ödülünü kazandınız. Bakın tamam, bir şey yapmaya çalışmışsınız. Bir dini falan kullanıp böyle like falan almaya çalışmışsınız ama ya bari biraz mantıklı yapın be. Allah yoksa senin de beynin yok. Beynine dokunabiliyor musun falan. Abi şunu bari akıl falan yapsaydınız da bir he deseydik yani. Bir olur deseydik de böyle olmamış be. Ya neyse, gerçi böyle bir videoda ne mantık ararsın ki? Suç bende. Devam edelim. Sen ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun? Hocam ben senin. Ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun? Nasıl abine böyle iş yaparsın? Gel adam, bak. Ölmeden aşkına bak bir ara. Bakın tam şu sahnede var ya, bir an adama dayayacak sandım. Oğlum harbi böyle senaryoları siz nereden buluyorsunuz ya? Mükemmelsiniz. Bu arada şu elemanın ağzından dökülen ne? Kan mı? Aa, oldu mu hiç o şişe orada? Oğlum madem bu kadar özeniyorsunuz böyle ağzınızla kan efekti falan yapmaya çalışıyorsunuz, bari o şişeyi oradan alın lan. Yani bir şey yapıyorsunuz madem, tam olsun bari. Yani profesyonel bir şekilde yapın. Diyeceğim de profesyonel diyorum ya hala. Neyse devam edelim. Dün okuldan gelmeden önce 12 tane alaş aldım. Bir gün ise 13 tane alaş aldım. Sen ne yaptın yeni çocuk? Kaç tane alaşın var? 2 tane falan. Fazla değil benimki ya. Güldürme beni yeni çocuk ya. 2 tane mi? Oyuna yeni mi başladı? Ne? Oyun mu? Yalan olacak. Tamam tamam, durun bak. Video zaten bir yana cringe. Yani konusu da bir o kadar cringe. Ama ben şu elemanın cidden saçlarına acayip sakıldım. Abi onu neyle yapıyorsun ya? Neyle kaldırıyorsun o kadar? Yani jöleyle falan mı yani? Suriyeliler cidden kıskandı bunu. Neyse, bugünlük de cringe'lik seviyesinin dibine vurduğumuza göre bence yeter diyorum. Yoksa daha fazlası cidden bünyemize zarar verecek. Ama siz bana yetmedi. Ben biraz daha cringe'lik dozunu arttıracağım diyorsanız gidip TikTok'tan birçoğunu bulabilirsiniz. Merak etmeyin, zor olmayacaktır. Ha şunu da söylemek istiyorum bu arada. TikTok kötü bir uygulama değil ama cidden çok yanlış kişiler kullandığı için böyle kötü bir yermiş gibi gözüküyor. Ama aslında bence güzel bir uygulama. TikTok'tan falan sponsorluk kalmadım bu arada, yanlış anlamayın. Şunu da söylemek istiyorum. Fark ettiğiniz üzere sesim bok gibi. Ha, hastayım yani. Birçoğunuz zaten anlamışsınızdır. Geçmiyor şu lanet boğaz ağrısı. Böyle bir iğrenç sesle sizi baş başa bıraktığımız için kusura bakmayın. Her neyse, kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Bay bay. Gönderiyorum çocuğu, çocuğu. Kızlar bum bum, bum bum.
sallıyor, gazı rumba. Rumba, onun adı Lolita. Lolita.